Selam güzel yurdumun güzel insanları. Türkiye'nin amatör ol tabakçısına en çok bilgi veren kanala hoş geldiniz. Neredeyiz bugün? En sevdiğim balığı bol olan, çeşidi bol olan, ıslanmalı düşmeli aksiyonu bol olan meramıza geldik arkadaşlar. Balıkesir Altınova. Balıkesir İzmir il sınırı ayıran dereye geldik. Normalde biz diğer mendirekte avlanıyorduk. Diğer mendirekte şu an başka arkadaşlar var. Zaten benim de içimde burası geçiyordu. Bugün mendireğin Balıkesir tarafında, derenin Balıkesir tarafında av yapmaya niyetlendik. Gördüğünüz gibi deniz oldukça kabarık. Dalga boyutları çok yüksek. Su aşırı derece bulanık. İstediğimiz bir hava var. Tabii son soğuklardan sonra deniz derecesi biraz soğudu. Bu da bizim levrek, daha büyük levrekte alma şansımız daha da yüksek demek. Yine fırtına demek, afet uyarı veriyor demek. Bizim için ne demek Eraycığım? Balık demek. Balık demek. Balık zamanı hiçbir şey engel olamaz. Ne fırtına, ne yağmur, ne çamur. Evet. Eğer büyük bir afet olayı olmadığı sürece bizim için balık tutmaya hiçbir şey engel olamaz değil mi Eraycığım? Evet abi. Evet arkadaşlar, geldik meramıza. Hava güzel ama arabanın içi güzel aslında. He? Dışarısı kopuyor fena. Fena hem de ne fena. Vallahi fena. Bu evet. Sene buraya ikinci gelişimiz. Daha önce Aralık ayında gelmiştik. Daha o zamanlar sular ve havalar soğumadığı için çok istediğimiz levrekleri alamamıştık. Daha çok sargoz ağırlıklıydı. Mırmır, sargoz, çupra. Bir iki levrek gelmişti ama istediğimiz boyutlarda değildi tabii. En az yine 200 gram ve 250-300 eğer kurşunlar durmazsa 400 grama kadar belki çıkarız. Belki yarım kilo bile kurşun atabiliriz. Eraycığım. Yani burada ağır kurşun demek uzağa açacak anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bizim amacımız yani levrek çok açıkta değil burada. Bulanık suyun olduğu, köpüğün olduğu yerlerde genelde gezer. Biz burada attığımız yerde kurşunun sabit durması bizim için kafi. Amacımız bu. Ona göre kurşun ağırlığını önce bir 200 gramla deneriz. Sonra artık 250, 300, 400 ne gerekirse yapacağız. Durmazsa değiştiriyoruz. Tüm gelişmeleri evet. Sizinle elimizden geldiğince güzel görüntülerle, güzel bilgilerle sunmaya çalışacağız. İnşallah balık çıkar. Bunlarla da sizinle paylaşırız. Bir de görüntü kalitesini söyler miyiz İsmail abi? Görüntü kalitesi ciddi anlamda yüksek kalite. Hani nasıl anlatayım? 4K çekiyoruz biz. 4K olarak da yayınlayabiliyoruz. İnternet zayıfsa görüntü kalitesi düşer arkadaşlar, onu söyleyeyim. İkincisi, internet kaliteniz yüksekse eğer ayarlardan kalite olarak tıkladığınız zaman 1080 HP getirdiğiniz zaman ciddi anlamda kalite yükseliyor evet, arkadaşlar. Telefonda çok iyi ama bilgisayar veya televizyon ortamında oradan da ayarlamalar lazım. Evet. Yani telefonda da yani bunu siz manuel olarak kendiniz ayarlıyorsunuz arkadaşlar. 1080 HP'de izlerseniz video kaliteli çok yüksek arkadaşlar. Evet. Bunu söyleyeyim size. Bir de mikrofonumuz da yakın zamanda geldi. Yakın zamanda siparişini verdik. Bir ay, bir buçuk ay içinde nasipse gelecek. Evet. O şikayetleri de ortadan kaldırıyor olacağız. Artık sesi de çözdük mü Allah'ın izniyle daha güzel görüntüler ve ses kalitesiyle siz zaman ailesi olarak size hizmet sunmaya devam edeceğiz. Destek veren herkese tekrar teşekkür ederiz. Kanalımız 61 bin küsürleri geçti. Çok şükür. Tekrar beğenip abone olan, destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Arabanın içi çok güzel. Çıkmasak mı? Abi. Ben çıkmayı evet, tarafındayım. Hadi bakalım, şaka bir yana bazlama başlıyor. Aksiyon başlasın. Islanmalı düşmeli başlıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Elim kaşınıyor, balım gelecek. Aldım mı abi? Aldım. Aldım. Deniz suyu aldım. Ne yapacağız bunları abi? Bunları tripoda asacağım. Tripodlar evet. Uçmasın diye. Oğlum bu nasıl bir hava lan? Abi evet. Baya bir rüzgar var. Patlak. Sevdiğimiz havalar. Evet. Eraycığım. Arkadaşlar. Yani normal şartlarda bırakın balığa gelmeyi. Dışarı çıkacak bir hava yok. Baya. Biz balığa geldik ama siz evinize rahat rahat TV'de izleyin diye biz yerinize geliyoruz. Dediğimizi yapın ama yaptığımızı yapmayın. Size uyarım. Ciddi anlamda yani biraz tecrübe ve ekipman isteyen bir burası. Nerede daha doğrusu. Şöyle hemen bir mamun gösterelim. Yarı baygın. Ölü gibi. Evet. Şöyle ilk etapta 150 gram. Ana beden 0.45 veya 0.50 olur. 1-2 iğne. Bak. Tamam, onu şöyle bu taraf kafa kısmı, bu taraf kıç kısmı. Tamam kardeşim. Evet. Şuradan abi. Getiriyorsun böyle. Yürüyor zaten canım. Yani gittiği yere kadar şuradan karnından çıkartıyorsun. Öyle mi? Şu.
Evet. Şimdi bunu yemi pire bağlayacağız bir de. Soyer takımları 2 iğneli yaptım, 3 iğne yapmadım. Yemim ne? Çok az, ondan biraz yerinden tasarruf etmek tamam, için. tamam. Ben de tam neden diyecektim. İsmail abi açıkladı. Çok da zorlamadan değil mi Yok abi? yok. Çok bastırmıyorsun. Harika görünüyorsun bu arada. Sensin harika. Ya teşekkür ederim. Niye? Ben iltifat etmedim ki, gerçekten söyle koçum. Ya abi. İyice utandırıyorsun. Utanılan hakkındır. Allah razı olsun. Kardeşim benim. Şimdi ne? Nereden tam bağlı başladın abi? Bağlan. Fark etme, herhangi bir yerinden başlayabilirsin. Evet. Sadece çok bastırmıyoruz. Mamunun doğal görüntüsünü bozmamaya dikkat ediyoruz. Özen gösteriyoruz. Bu. Yani burada atarken suya düşüş anında bir basınç uyguluyor. Kurşun. Yem bozulmasın. Biraz evet. Da dalgalara dayansın diye. Biraz küçük balık varsa küçük balığa dayansın diye. Evet. Onun için bağlıyoruz. Yem ipinin amacı bu. Yem ipi diyoruz ama yem ipi dediğimiz elastik, şeffaf, ince bir şey. Bildiğiniz dikiş ipi falan değil arkadaşlar. Evet. Çünkü dikiş ipi mi diye soranlar olmuş bazen yorumlarda. Bak bu. Düğüm bile atmadan. Böyle mi iğnenin ucu? Evet. İlk etapta 150'şer gram kurşun takacağım. Tamam mı? Tamam. Şimdi burada iki farklı takım var. Misinaları, iğneleri aynı. Sadece biri birbirinden farklı. O da nasıl? Bak gel kardeş. Şimdi daha önce burada ben bu sistemi hiç kullanmadım. Bak burada yemin arkasına bir tane UV'li. Bu fosfor değil arkadaşlar. Glow'lu değil. UV'li, bildiğiniz UV'li boncuk. Yeminden arkasına taktım. Bir takımda da şey yok. Boncuk yok. Boncuksuz. İkişer iğne. Bakın gördüğünüz gibi. Hangisi iş yapacak? Yanaştır istersen bak. İşte bu oltaları denize attığım zaman yeminler sürekli dalganın verdiği aksiyonlar sürekli hareket halinde olacak. Yani bu da bizim yemimizin canlı bir yemmiş gibi levrek öyle algılayacak. Veya diğer balıklar. Bu da onların bizim takımın yemlerin daha avcılığını ön plana çıkaracak. Canlı olduğu için hani kaçmasın diye hızlıca saldıracak. İnşallah öyle umuyoruz. Umuyoruz. Umuyorum. Bu. Evet çok güzel. Tripodu kurayım burna. Ağırlığını yapalım. Ondan tamam. Sonra atışlarımızı yapalım. Yağ nasip derim. Nasibimizi beklerim. Nasibimizi koşturalım. Tam bir erkek havası. Ha? Hadi bakalım. Gaz gelsin. Abi nasıl? Ne nasıl? 150 gram iyi mi şu an? Birazdan belli olacak. Daha yeni attım. Tamam. Salamayı açmayı unutma. Bir tane evet. Sağlam balık basarsa ne kamış kalır ne tripod. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şimdi ayarlarını yapıyor. O lastikler nerede? Bagajda hemen getireyim. Hemen ben alıp geleceğim. Tamam. Evet İsmail abi ne yapıyorsun? Lastik bağlıyorum. Bildiğin pancalı bisiklet lastiği. Amacımız ne? Eşeğimi sağlam kazağa bağlıyorum. Neden diyoruz diye soracak olursan. Evet abi neden? Göstereceğim şimdi bekle. Kurşunlar 150 gram şimdilik duruyor. Tamam mı? Eğer dalga yükselir veya balık bastığı zaman misine boşa düştüğü zaman rüzgar kamışı geriye atmasın diye bağlayacağız. Nasıl bağlayacağız? Hemen gösterelim kardeşim. Hemen getiriyorsun şöyle. Tamam mı? Bu şekilde. Tamam. Oradan geriye atmaz.
Alarmları da takmadık abi. O neden? Yok, bu rüzgarlı havada alarm iş yapmaz. Tamamdır. Yapar da gerek yok. Evet. Çok öter galiba. Doğru mu? Öter. Evet. Ama hassasiyet ayarını ayarlayabilirsin. Gerek yok. Rüzgardan alarm sesini duyamazsın zaten. Dalga sesi çok. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir tane rast... olta kurayım mı? Kur abi. Tamam, kuralım abi. Devam. Dışarıda duracağına suda dursun. Evet. Belki ona denk gelir. Nasip ondadır. Ona gelir. Hadi bakalım. İsmail abi ormanın yansın. Şaşırdı. Habersiz çekim yapınca böyle oluyor. Evet, sen böyle bir şeyler yapmazdın. Ne oldu çocuk sana? Abi. Bal kesere gelince bir bozuldum bakayım. Sizi yepyeni bir ürünle tanıtacağım. Bakın görüyor musun ne kadar güçlü yani. Yeşil ve kırmızı olarak var. Ama rengin hangisi yanları bilmiyorum. Pilli fosfor arkadaşlar. Bakın yandığı zaman da bu şekilde yanar. Burada şarj aleti var. İki tane pili var. Bunlar böyle ayrı ayrı satılıyor. Bugün test edeceğim. Daha önce ben kullandım. Çok başarılı, uzun süre pili gidiyor ve çok ışığı ciddi anlamda güçlü. Güçlü yanıyor. Yaklaşık 200-300 metreden kamışların ucundaki fosfor net bir şekilde belli oluyor. Çok güzel. Şimdi bu gece bunları deneyeceğiz arkadaşlar. Hem de göstermiş olacağız. Hem göstermiş olacağız. Bakın. Şimdi nasıl kullanılır, nasıl takılır onu da gösterelim. Bu şarj aleti. İki tane pili var burada. Fosfor. Burada da pili var. Çin kurdumuz da var arkadaşlar. Onu da deniyoruz. Deneyeceğiz daha doğrusu. Daha onu atmadık. Şimdi arkadaşlar bakın. Nasıl çalışıyor? Şuradan mavi ile sarıyı saat yön tersine doğru açılır bu. Şu sivri olan tarafı sarı olan tarafına bakacak hanım. İnce olan tarafını pili. Bu pil. Tamam mı? İnce olan tarafını evet. Sarı olan yerine taktık. Taktik. Bastırdığın zaman direkt ya bak bu yeşil yandı mesela. Tamam bak burada posu yeri var. Sıkıştırıyorsun. Yeşil ve kırmızı olarak ayrı ayrı. Yani. Ayrı ayrı. Artık mesela bu mesela yeşil yandı. Onlar kırmızı yandı. Bunun dışında bak şimdi şu mavide iki tane burada yatak var. Tamam mı? Şimdi biri ince biri kalın. Biri evet. Kalın uçlu kamışlar için. Diğeri de ince uçlu kamışlar için. Hani yani short spin diyebiliriz. Ucuna takılsın evet. Diye sıkıcana otursun diye. Tamam abi. Yapılan bir sistem. Bu sensitif hibrit uçlu. İnce uç. İnce tarafını takıyorum mesela aracın. Tamam, getirdim tamam. Buraya sıkıştırdım. Bak gayet de sağlam oldu. Evet. Gördün mü? Nasıl? Çok güzel abi. Evet. Işığı da şöyle çektim ve belirgin oldu. Bir de atarken her zaman kontrol etmek lazım değil mi İsmail abi? Yani ucuna. Tabii misine ucuna dönebilir. Ona dikkat edin atarken. Evet. Akşam avlarında. Aynen bak buna çinkur taktım. Evet. Birazdan yine detaylı takılışını gösteririz. UV'li takım. Aynen. Işıkta daha güzel görünüyor değil mi? Evet ışıkta tam belli oluyor, boncuklar, UV'li oluyor. Değil mi? Harika. Evet, Çin kurdu. O zaman rast gelsin İsmail abi. Hadi bakalım gelsin genç o. Bol trofeliyle evrek bekliyorum inşallah. İnşallah inşallah. Bakalım ya nasip ya kısmet. Geliyor. Abi çıkamıyor. Allah 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 Allah. Abi çok güzel bastı değil mi abi? Hadi bastı. Bir daha oturt şunu. Vuruyor abi vuruyor. Karanlıkta da böyle belli oluyor. Uzak mesafe. Yakın mesafe. Abi. Allah Allah. Seren, Allah. Allah düşüyor mu abi? Allah, Allah. Geldi. Geç şuraya. Bak. Boşalttı abi. Allah. Valla düşüyoruz burada macera yaşıyoruz ya. Abi. Harika bir basıştı ya. Abi dikkat et düşme. Buradan nasıl alacağız balık? Abi inemezsin düşersin bak. Balık için değmez ya. Zorlu mücadele.
Buradayım abi. Çok güzel balık geliyor. Vallahi var ya abi, dikkat et, aman abi. Maçlar oynuyor. Ya ip de bağlamamız lazım burada kendimiz ya. Bak benim üstünde balık. Geliyor bak. Bak geliyor mu? Evet. Geliyor abi. Ey maşallah. Allah. Allah be. Allah'ına kurban. Ya var ya maşallah. Sarkola bak. Çok güzel abi. Bura be. Ya var ya abi, süper. Abi. Maşallah abi, çok, çok güzel. Çok iyi ya. Çok kupra gibi ya. Çin kurdunun şeyi kaldı, kalıntıları bak. Çin kurduna basmış. Evet. Sarkola. Ben burada yıllar önce 2 kilo 600 gram bunun büyüğünü aldım. Sargoz aldım. Sargoz abi. Burada yaklaşık 600 gram, 600 gram falan var. Var abi, var çok maşallah. Çok iyi değil mi yani? Ana markasını hadi. Çok heyecanlı ya. Evet. Basıyor değil mi? Çok güzel vasıta. Aç abi. Aşağıya zulalandık. Oradan izliyoruz. Evet. Aşağıda bir yer bulduk. Rüzgar almıyor çok güzel. Orayı da gösteririz. Harika ya. Şuraya bak. Çok güzel değil mi? Çok güzel abi. Harika. Hadi bakalım. İlk balık ilk şans. Saat kaçta geldi ilk balık bakalım. Bak abi hemen. Saat kaç gibi attık oltaları biz? 5 gibi falan attık. Saat 8-10 geçiyor. 3 saat sonra ikinci vuruş. Bundan önce de çok güzel vurdu, almadı. Bu ikinci vuruş, aldı bu sefer. Devam. Emekli çıksın bari değil mi araç? Çıksın abi. Bu kadar emek verdik, masraf ettik, bu kadar yol geldik. Kesinlikle yani. Abi ya, kolay değil gerçekten. Ama aksiyon nasıl? Nasıl çok, çok güzeldi. Resmen burada olmanız gerekiyor ya. Gelelim işte, onun için biz buradayız. Onlar gelemiyor diye buradayız. Evet. Eraycığım. Anı yaşadığı biliyorsak ne mutlu bize. Hala bu uykuya kaldı. Uzun zamandır duruyor o kadar. Ben bir çekip yemeyeceğim. Ondan sonra uyandırır. Ortaları attırırım. Sanki şu kırmızı da var gibi ama. Abi uykuda mısın? Ne güzel oluyor. Tamam. Ne oldu abi? Kurşun koptu. Hadi be. Abi yeşile vuruşma. Tamam. Çok iyi. Tam da kaydı aldım. Cılız. Evet. Yerimiz burası. Az önce evet, söylediğimiz yer. Yaşam alanı oluşum. Biraz sağdan soldan odun, çalı, çırpı topu. Eraycığım üşümüş. Ay sabah, sabah oldu neredeyse, daha kahve içmiş be. Ateşimiz böyle. Yaşam alanı burası. Az önce söylediğimiz yer. Nerede bu balıklar? Denizde. Hani görmüyoruz. Oha, saat 4 olmuş. Aynen abi. Zaman su gibi geçti, balık. Sabaha karşı balık göremedik. Olmuş. Evet arkadaşlar, sabah karşı 4 oldu. 3 tane vuruş aldık. Bir tane balık alabildik. Evet. Maalesef bugün kıt. Ha, belli olmaz. Belki gece yapmadık, gündüz yapabilir. Sabah suyu yapabilir. Sabah suyu yapabilir. Ama güzel bir tarafı, bizim yemler duruyordu. Bu da demek ki küçük balık yok. Denk gelirse iri balık gelecek. İri balık gelecek. Dayına deray. Nasıl? Hadi bakalım. Doğal soba. Kara çaydanlık vallahi. Odunları da buradan sağdan soldan. Denizden gelen odunları topla. Evet. Nerede senin bardağın? Benim bardağım burada abi. Kardeşim bir kahve yapıldı. Sabah olmuş neredeyse. Vallahi abi. Sen uyurken de çektim ben. Ben normalde uyumam, ilk defa uyudum ya vallahi.
Güzel güzel uyuyordum vallahi. Balık olmayınca. Oltaları çektim. Yemler üzerine geldi İsmail abi. Allah Allah. Kaç Valla. saat sonra? Yaklaşık 2,5 saat oltalar denizdeydi. Çektiğimde yemler de Öyle üzerindeydi. de. Ben kaç saat uyudum ki? 2 saat dedim. 1,5-2 saat uyudun abi. Kıyamadım ya. Uyumadım da içim geçmiş abi. Bayılmış. Ne abi? Temiz hava çarptı. Temiz hava. Derece nasıl içiyorsun? Abi sade. Sade. Sade dedi ya. Erkek ya. Sert mi istiyorsun? Sert olur abi. Klasik Sert gerçi. bizi anca ayıltır değil mi? Evet. Kaçırsın uykumuzu. Ayıltsın bizi. Şu sabah suyunu alalım artık. Beni burada ayılt. Sabah suyunu almamız lazım. Alalım. Şeker istiyor musun? Şeker de yok abi. Sadece sade. Ben bir tane aldım şeker. O da kan şeker dengesi. Sabahtan bir akşamdan beri iyi otuyordun. İyi otur. Yeterince şekerliyim zaten. Nasıl şekerlisin? Kafada var abi. Sen kafada saç yok ama şekerliyim diyorsun. Böyle abi. Doldurayım yoksa yarım yapayım? Doldur. Yavaş yavaş içelim. Sana kalıyorsa su, sıkıntı yok. Bana kalır, sana da kalır, sana bir daha Tamam abi, kalır. tamam, yeter. Bak köpüklü Ya köpek var ya. doluyor bak. Harika ya. Sensin harika. Ellerine sağlık. Oha. Çok bağırdım. Olsun. Hadi bakalım arkadaşlar. Sabah suyu başlıyor. Umudumuz sabah suyu ve gündüz. Daha bir tane balımız var. İkincisi gelse pişireceğiz onu da yakalayalım. Yapamadık Aç onu da. kaldık aç. Vallahi billahi. Bakın arkadaşlar, oltalarda şöyle. At, Görünmeyebilir ya. ışığı kapattım. Evet Görünmez gözüküyor. görünmez. Çok az gözüktü. Abi Pilli bak. fosforlar fena yarıyor değil mi? Evet abi, çok net belli oluyor. Yani güzel yani. Bir de şarjı olması çok güzel. Evet, o önemli. Pil alma derdi yok, bir şey yok. Bir de USB'den yani Evet. çakmaktan olur ne bileyim. Powerbank'ten olur. Powerbank'ten olur. Olur da Olur. olur yani. Güzel. Gel bak kahvemi Hadi sıvı bakalım koyalım içelim içine. abi. Günaydın abi. Nasıl gece? Akşam geldiğimizde 5 gibi olta atmaya başladık. Saat kaç oldu? Sabah saat 8. Kaç saat oldu bak? 12-13 saat oldu. Evet. Atıyoruz İki ama. vuruş, bir balık. Bugün çok kısır. Nedense bilmiyorum. Belki balık gününüzde yapılır. Belli olmaz. Gece yapmadık. Şimdi bir vuruş geldi ama bakalım zayıf geldi. Bakalım ne olacak. Bu arada herkese günaydın. Sana da günaydın. Günaydın. Günaydın abi. İçeriye bile olta attık. Diğer kamış da orada. Her yerde deniyoruz. Bakalım bir vuruş aldık. Evet. O vuruşu da alırsak güzel olacak. Ne o? Geldi. Çatal kuyruk mu? Bir bakar mısın ne bu? Ben çözemedim. Ne o? Ha şey sargoz. Sargoz. Sargoz mu abi bu? Yanaş yanaş şöyle karanlık. Geldim Evet abi. sargoz falan. Onu da yutamamış. Saat kaç? Evet arkadaşlar saat öğlen neredeyse 11 oldu. İkinci Vallahi. balığımız geldi. Vurmuyor Gerçekten. arkadaşlar, Yok vurmuyor ya. arkadaş yok. Küçük balık. Ya küçük balık da yok. İlk defa balık görüyoruz ya. Evet. Yok yemler de geri geliyor. Şimdi tuhaf tarafı şey sıkıntılı. Hani denizde bir şey var. Çok su çekik aşırı derecede. Çünkü bildiğim yer, bildiğim mevsim, hava falan her şey çok güzel. Evet, tam istediğin Sadece gibi. evet onun için geldik zaten ama tuhaf çok kısır geçiyor. Muhtemelen denizde bir şeyler var. Bir şeyler Bakalım var. biraz daha deneyeceğiz. Yani Deneyeceğim nasıl? abi devam. Hadi de Anun sal da ölmesin hadi yani. Tamamdır Hadi abi çocuğum hadi salıyorum. hadi eline sağlık. Eyvallah abi. Oh abi bir bastı. Anlatamam ya. Sağdaki abi. Evet abi. Alalım onu ya. Hadi gözünü seveyim. Soldakini bir çektim attım. İsmail abi. Yani. Allah Allah.
Vallahi çok güzeldi abi. Kamerayı açamadım dağa tırmanırken. Balık geliyor. Eray ne geliyor? Allah. Yavaş sakin. Aha oha. Alalım da düşüreceğim düşüreceğim düşüreceğim. Oldu abi. Al bu yana. Oh. Abi sonunda balık gördük oh. Be Eray. Yo, oh, oh. Abi diğer oltayı karıştırdım. Tamam sakin ol sakin tamam. Ol sakin. Güzel mi abi? Çok güzel kardeşim. Bu nasıl bir şeymiş ya, ölmüyormuş. Mırmır mı? Mırmır abi. Şu anda demek basan bu muydu acaba? Herhalde buydu aldı, abi. Aldı yattı değil mi? Yattı abi, mırmır yapmayı seviyor ya. Evet, nasıl seviyor? Maşallah. Uykucu mu lan? İyi kardeşim, eline sağlık. Helal be. Tamam şimdi bir sargı duyup bunu burada bunlara pişirelim. Acıktım oğlum ben ya. Sesini duymuyorum. Acıktım acıktım. O zaman yapalım bunları. Bunları pişirelim yiyelim. Pişirelim abi. Hadi bakalım. Bir buharda balık pişirelim he. Evet arkadaşlar bu arada mamuna bastı. Mamun değil mi? Aynen. Mamun. Ucunda dudağında duruyor. Hatta kopmak üzere şu an. Abi. Çok güzel boy ama. Güzel boy abi. Helal sana Eray. Eyvallah. Hadi bakalım ikinci bekliyorduk balık pişirmek için. Kaç saat oldu? 24 saat olacak nerede? İkinci balık i̇kinci geldi. İkinci balık valla. Hadi bakalım kardeşim. Hadi abi. Yine sağlık abi. Sağ ol abi senin de. Kaç saat oldu abi? 24 saatte 2 balık arkadaşlar. 3 vuruş 2 balık. Vallahi. Ona da şükür. Şükür. En azından yemekli balığımız. Yemeğimiz çıktı ya. Her videoda yine çok fazla balık olması şart değil. En azından bir anlamda emek var, uğraş var. Hani 30 saat bir yaklaşık merada vakit geçireceğiz. Evet. Bugün bu gece de uğraşacağız. Bakalım. Belki bugün gece olur bir şeyler. Ben arayacağım. Olur abi belki ya. Hiç beklemediğimiz bir anda saldırır balıklar. Aynen. Yalnız balıklar boyları güzel. Bir yapsam. Ya bugün farklı bir şey var denizde. Su yeni yeni yükselmeye başladı. Farkında mısın? Evet akşamdan abi. Akşamdan Mete o taşların ucunda. Yeni... O taş gözüküyordu. Evet. Çok iyi hatırlıyorum. Hatta biz burada top falan oynadık İsmail abi. Denizde top bulduk. Top bulduk. Olta attık top tuttuk. Oltalarıma karada. Tamam gözüm orada. Sen hiç daha önce buharda balık yedin mi buharda? Buharda balık yemedim abi. Bunu buharda pişti. Kendi suyunda. Kendi suyunda. Ne kadar pişecek? Pişme süresi yarım nedir? Yarım saat falan ya. Güzel. İkisi aynı anda. Aynen. Tamam. İçine bir şey ekliyor muyuz? Hani yani, soğan ne bileyim. Zeytinyağı. Evet. Belki baharat. Allah. Belki baharat ya da sarımsak gibi. Daha önce dalgalar ona mı diye kalabalık geliyorlar. Hop. Allah Allah. Allah. Şu neydi abi? Dalga kesici mi? Neydi? Ne diyorlar? Dalga kıran. Dalga kıran olmasa? Olmasa bu yazlık evden hepsi gider sitede. Villaların hepsi gider. Evet. Bir mırmırımız var. Bir de sargozumuz. Mırmır sağ olsun. Her yerde buluyor bizi. Severim ya mırmır. Güzel oldu. Güzel bir vuruş yaptı. Sonra yatmış. Aynen. O ortada. O vuruşu da sen gördün. Senin çığlığını aslında çekmek lazım. Ya. Çok heyecanlıydı ya. Yem tazelerken balığın vuruşunu gördüm. Gizli gizli çekiyorum. Şimdi bir dalga olacak ıslanacak. Bir yandan oltalara bakıyorum. Bir yandan çekelim. İsmail abi bir yandan balık yemeyeceğim. İsmail abimle top oynuyoruz. Abi sen ne? Yolla. Abi çok sert değil. Güzel. Her türlü aktivite mevcut. Hadi oğlum acıkma mısın? Acıktım abi. Oyun zamanı değil hadi. Balık zamanı. Herhalde hiçbir şeyi kaçırmıyorsun ha. Sarımsak. Severim abi. Sarımsak candır. Doğal antibiyotik. Doğal aynı. Aynen nasıl söyleyecektim. Çünkü herkes aynı şeyi söylüyor da ondan. Evet. Doğru mu? Doğru. Vallahi inne konuna sağlık ya. Herkes aynı şeyi söylüyorsa o zaman gerçeklik payı vardır. Evet. Şimdi yorumlarda derler alüminyum folyo konserjan madde bilmiyorum ne. Tamam doğrudur. Ama biz onu direkt alüminyum folyoya sarmayacağız. Önce yağlı kağıtla. Yağlı kağıda sardığın için alüminyum folyoya temas etmedik. Biraz tutasalım baba. Tane karabiber sever mi şey? Kişniş. Severim. Biliyor musun kişnişi? Bilirim. Bak çok güzeldir.
biraz karabiber. Yani bunu istediğin şeye göre ayarlayabiliyorsun. Kendi damak zevkine göre istediğin baharatı ekleyebilirsin. Damak tadı yani neye uygunsa. Dilin limon da koyabilirsin. Maydanoz sapı, ne bileyim kimyon. Can ne istiyorsun? Ne yapacaktın be? Altın suyu. En önemli şey bu. Altın suyu. Bu şekilde pişecek kendi buharını. Öyle. Kendi kendine pişecek. Anladın mı? Ne yapıyor bu adam? Ne yapıyor? Tabii ki oltalara birkaç vuruş yaptı. Boşluk yanına aldı. Gidiyor. Ne yapıyor bu adam diyorum, ne yapıyor? Geldi. Ceylan gibi sekeriz. Bir de balık olsa var ya, nereye yapacağız, mendire uçacağız. Şimdi ne yapıyorsun? Pişirme sırası. Evet, her şey hazır. Sağdığımızda limon folyo var, böyle koyduk. Tamamdır. Bekle. Şu harika bir olay değil mi? Hangisi abi? Pompa. Aynen abi. Şarjlı bu. Tamamen rahatlık ya. Bunun içine şöyle 1-2 bardak kadar su koyuyorum. Tamam. Şimdi. Bizim tavanın kapağı olmadığı için bunu kapak olarak görüyoruz. Tamamdır. Nasıl? Çok mantıklı, güzel hareket. Motorlu arkadaş geldi. Şanslısın ha. Vallahi çok şanslı. Tam market olayı oldu. Eray şanslı. Eray harbi şanslı. Takipçi sağ olsun. Markete kadar bıraktı geldi. Tekrar geri götürüyor. Eminim lezzetli olacağından. Giderdik abi. Sıkıntı yok ya. Gider. Eyvallah. Kapanı yaptım mı olay bitti. Yaklaşık yarım saat pişireceğiz bunu böyle. Tamam. Piştikten sonra da kısaca gösteririz. Nasıl oldu? Piştikten sonra da gösteririz. Tadına da bakarız. Senin onayını aldık mı? Tamamdır bu iş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi kalmış geldin. Paylaşım da yapmadık ya. Bugün hoş gelen geldin. Gelene. Arabayı gelen gelip. Vallahi gördüm. Evde börek vardı. Annem yapmış. Bu adamlar açtır. Vallahi açtır. Yemek de yapamamıştır. Bak. Deniz bize balık da vermiyor. İki tane sonra böyle tuttuk onu yiyeceğiz. Evet. Senin de kaynağını seviyor. Hep beraber yeriz. Daha balık yok ama kamp şey. Ne o pikniğe geldik. Pikniğe geldik. Ya balık odaklıyız aslında ama. Valla elimizden geleni yapıyoruz kardeşim. Evet. Bugün de böyle oldu. İki tane balık. İkisini de şimdi hakkını vereceğiz. Evet. Köşek salata yaptı İsmail abi. Gördüğünüz gibi maşallah. Soframız hazır. Hadi bakalım çökün. Dönüştürelim. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Allah yapacak bir şey yok. Açtan geldi. Allah'tan arkadaş börek falan getirdi evden de. Evet. Çok teşekkür ederiz ya. Evet, bir şey söylemek istiyor musunuz? Açtan kimsenin sizi yiyeceğine göre. Çök yemeğini yedin. Hadi bakalım. Bize afiyet olsun. Size de iyi seyirler. Yapıyoruz bu işi. Hadi çöksek, hadi su olmasın. Tamamdır abi. Hadi bakalım. Eray. Efendim abi. Hadi sağlam bastı ama. Gördüm abi ben de bakalım. Bir daha bassa. Öyle bir yatırdı bıraktı. Aynen abi. Tamam. Biz aldık ya şimdi kaydı. Vallahi mi abi? Hadi bakalım inşallah ya. Hasta olacağız burada hasta. Vallahi olacağız abi ya. Evet,
Biliyor musun? Evet abi. Başlayarak. Hadi bakalım. Aman abi dikkat et. Sana bir şey olmaz. Allah Allah. Vallahi geliyor abi. Oo. O neymiş öyle? Arkada misliğe de var. Arkada var. Yutmuş ya abi yutmuş. Benim bir tane misliğim kopmuş, takılmıştı. Evet. Herhalde o. Sana ne olmuş? Maşallah be. Çok güzel sargıldı ya da. Evet. Abi, hangi takıma geldi abi? Takıma şey yapmış, paket yapmış. İşte bak. Mamın tabanından büyük görüyor musun? Maşallah be. Şey ya bu. Evet hani abi. Videonun başında gösterdik ya hani boncuklu takım, bak boncuk burada. Tamam hatırlıyorum. Hatta bak takımı yutmuş bak. Yaklaştım. Boncuk görüyor musun ağzında bak. Evet. Neydi, UV'li miydi abi? UV'li boncuk. Heh, çıkarttın mı daha net görünüyor mu? Çin kurdu ağzında, görüyor musun? Evet. İğne de ağzında. Tabii diğer iğneyi de dolandırmış. Evet. Biz bir ara üşüdük, arabaya girdik. Bir saat falan bakmamıştı oltalara. Hayvan da rahat bir saat oldu. Artık. Güzel güzel abi. Hem UV'li takım iş yapıyor. O da iş yapıyor. Evet. Ya bilmiyorum, biz sıkıntı var işte, onu çözeceğiz bakalım. Hadi inşallah. Yani çözeceğiz değil de yani biraz daha balık almak için uğraşacağız. Evet. Biraz daha mücadele edeceğiz, biraz daha. Salmadık yani. Şimdi hava da düşmeye başladı, bayağı bir düştü hatta. Belki bundan sonra yapabilir. Yapabilir abi. Devam, devam edelim. Devam edelim abi. Sen gir üşüme, ben çalışayım. Öpüyorum seni. Ben de seni abi. Nasıl aşağı bunu ya? Of of. Şuraya bak, yine de. Şuraya bak. Yine bayağı dolaştım. Takım da sıfır ya. Aynen öyle. Kıyamıyorum. El emeği göz nuru. Evet abi geldim. Ben de fırladım vallahi abi. Olduğum yerden. Gelsin abi gelsin. Kalabalık gelsinler. Verdim denize. Vay 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 vay. Güzel 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 güzel. Of. İşte bu ya. Nerede kaldınız siz ya? Bu takım nasıl iş yapıyor? Evet abi. Sarı boncuk ağzında. Hadi araba arkası yapalım, hadi yağmur. Hadi. Yağmur da başladı. Bak bundan mamum vardı üsttekinde. Evet. Bak mamunun kalıntıları duruyor. Görüyor musun? Vurmuş ama abi, mamun ona da vurmuş. Ama ne vurmuş? Bak bunda da, bunda da sarı boncuk var. Evet. Bak. Çıkarırsam ağzına. Bak çin kurdu duruyor, bak görüyor musun hala ağzında? Evet. Bunlar çok iyi ya. Bir de balımız levrekti ama şimdilik sargozdan gidiyoruz bakalım. Abi hangi oltaya geldi bu arada? Veletlere mi geldi yoksa? Yok, tübertini. Tübertini'den mi? Evet, tübertini o mendireğin kayalara yakın bir yere atıyorum, oradan sargoz geliyor. Evet. Şimdi hava biraz düşünce biraz daha uzağa atma şansımız oldu. Yani belki. Hadi bir şeyler olacak. Hadi, hadi bakalım. Hadi. Evet abi nasıl geçti bugün? Bugün mü? Kaç gün desen abi? Aa 2 gün oldu. 48 saattir. Evet i̇ki arkadaşlar. Ya. 48 saatle saattir Erek kardeşimle burada. Tam 48 saat olmadı da yaklaşık oldu evet. Neredeyse. 48 saatte ciddi anlamda emek verdik, uğraştık. Benim bir dönem başında söyledim, benim garanti dediğim, banko dediğim bir mera. Bak balık konusunda demiyorum. Benim bildiğim bir mera en azından. Bu mevsimlerde biz çok harika balıklar alıyor. Ama ne hikmetse suda da bir aksilik var. Zaten suyun çekikliğini mendirekten anlaşılır. Bak izler belli oluyor, görüyor musun? Orada bir adacık çıkmış bak. Evet. Su aşırı derece çekikti. Bir de şu bizim derenin ağzını bu yaz kumlarını almışlar. Yaklaşık 1000 kamyon kum almışlar içeride. Oo. Yani derenin yatağını bozmuşlar. Derenin içinde zaten mamun yatağı vardı. Mamun yatağını bozmuşlar. Belki de onun da etkisi var. Suyun da akmaması etken. Evet, yağmurlar yağmayınca, baraj şişmeyince suya salmıyor. Su salmayınca balık da herhalde etkileşim yapmıyor. Bizim önceki yıllarda su akardı genelde. Neyse artık mevsimler dönüyor. Sular su olmuyor bir türlü. Levrek soğuk suyu sever bilirsiniz. Neyse yapacak bir şey yok. Biz yine elimizden geldiğince emeği verdik, uğraştık. Çok emek verdik. Bu videoya sırf emek var diye, gerçi her videoda var ama bu videoda ciddi anlamda emek var arkadaşlar. Hani siz hep güzel taraftan izliyorsunuz, biraz da bizim çektiğimiz zahmeti, eziyeti de görün. Biz
Yani 2 gündür ne uyku ne doğru düzgün bir dinlenme yok. Evet. Doğru abi. Yani. Olsun biz gerçekten şikayetçi değiliz. Görüldüğü ama gibi değilmiş. Bütün videolarda hemen bu emek var. Yorgun uykusuz kamerasını tabi görmediğiniz için size bazı şeyler basit geliyor gibi. Ama var arkadaşlar. Bu videoda pek balık olmadı ama yine Allah'a şükür birkaç balık yakaladık. Yedik, doyduk. Temiz hava aldık. Bol güneş aldık. Evet. Islandık. Akşam yağmur yağdı. Yağmur yağınca ikinci gece pek av yapmadık. Yattık daha doğrusu. Yorulduk artık. Bayılmışız. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Ereciğim. O zaman... Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Büyük kusurumuz olduysa affola. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki avda görüşürüz inşallah. Selametle. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.